Ulus'tayız. Bugün sorumuz CHP'nin genel başkanı için Ekrem İmamoğlu mu yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu olmalı diye vatandaşa soruyoruz. 15 eğik olacak kazanır hisseyle. CHP'nin genel başkanı için İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu? Canlı yayında çekiyor değil mi? Bize gayrimeşru bir şey yok yani. Tek kalemde Kılıçdaroğlu. Tek kalemde Kılıçdaroğlu. Neden tek kalemde? Bana göre 100 senelik bir parti değil mi bu? Evet. İmamoğlu oradan gelir, oradan çıkar, şuradan ulustan kaybolur gider. Ama bu Cumhuriyetçi Halk Partisi kalır yani. Kalır yok. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Beyefendi merhaba. CHP'nin genel başkanlığı için Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu? Kılıçdaroğlu daha geçer. Neden abi? Şimdi İmamoğlu'nun kapasitesi yok bu sefer. Genel başkanlık yapamaz. Tamam. O kapasite yok. Kılıçdaroğlu'na var ama. Var. Teşekkür ederiz. CHP'nin genel başkanı için İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu olmalı? İmamoğlu. Neden abi? Kılıçdaroğlu'nun artık zamanı geçmiş. Geçti diyorsun. Evet. Teşekkür ederim. CHP'nin genel başkanlığı için Ekrem İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu olmalı? Ekrem İmamoğlu hemşerim ama olmasın. Kılıçdaroğlu mu olsun? Kılıçdaroğlu gene ondan iyi olmasa. O İstanbul'u idare edemedi ki. İstanbul sefil oldu. O şeylerde İstanbul garda kışta. Kötü diyorsun. Bak o hemşerim benim Trabzonlu. Evet. Ben Kılıçdaroğlu diyorum. Teşekkür ederiz. Size soralım beyefendi. CHP'nin genel başkanı için Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu mu olmalı? Hiçbir olmasın. Kim olsun? Hiçbir olmasın. Boş mu kalsın? Boş kalsın. O kadar. Partiyi mahvettiler. Yani Atatürk'ün partisini mahvettiler. Yazıklar olsun onlara. Teşekkür ederim. Rica ederim. Dayıcığım merhabalar. CHP'nin genel başkanı için Ekrem İmamoğlu mu yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu olmalı? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İmamoğlu kazanır. Kazanır mı diyorsun? Kazanır. Yapabilir diyorsun. Yapabilir. Teşekkür ederim. %100 başarı. Sağ olun. Abim CHP'nin genel başkanı için Ekrem İmamoğlu mu yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu olmalı? İmamoğlu olsun ya, yeter artık, gençlere teslim etsinler kardeşim ya. Kaç yıldır o şey, devamlı yenildi. Yeter artık, İmamoğlu geçsin. Gençlere versinler. Sağ olun. CHP'nin genel başkanı için Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu mu olmalı? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu olmalı abi? Genç, daha yani CHP'yi götürecek bir insan. O yüzden doğru. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. CHP'nin genel başkanı için İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu olmalı? Hiçbiri olmamalı. Kim olmalı? CHP Türkiye siyasetinden kalkmalı. Komple kalkmalı diyorsun. Evet, komple kalkmalı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Abim CHP'nin genel başkanı için İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Neden abi? O da abi. Teşekkür ederiz. Abicim CHP'nin genel başkanı için İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu? İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu? Valla şimdi onların kendi iş sorunu da. Şimdi bence Mansur Yavaş. Sizce Mansur Yavaş? He, Mansur Yavaş. Çünkü ben onu daha sağlıklı buluyorum. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun hiç farkı yok. Aynı tas, aynı hamam. Teşekkür ederiz. Yani. Sağ olun. Hanımefendi merhaba. CHP'nin genel başkanı için Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu mu? İkisi de değil. Kim olmalı? Umut Canoğlu. Bilmiyorum ama şu an için ikisi de değil bence. İkisi arasında kalsak? Yok. Yine de vermez. Yine de olmaz. Olmaz. Sağ olun. Seni seçelim. Baba adı Hasan Hüseyin. Ben Umut. İmamoğlu Kılıçdaroğlu. Ben de komünist olmaz hemşerim. He? İmamoğlu Kılıçdaroğlu olsa? İmamoğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. CHP'nin genel başkanı için İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu olmalı? Sizce kim daha iyi? Ben kararsızım. Ben olmalıyım abi. Ben işte kararsızım. AK Parti İmamoğlu olsun. İmamoğlu mu? Evet. Neden İmamoğlu? Ama İmamoğlu olursa. Bu değişir. Değişir diyorsun. Evet. Siz abi? Ben de İmamoğlu olursa millet daha sever. Evet. Eğer bu sefer o olsaydı ya, kazanırdı. Kazanabilir diyorsun. Gerçek diyorum ben. O yüzden İmamoğlu gelsin diyorsunuz. Gerçek yani yolunu istiyorum. Hadi güle güle. Buyurun efendim size soralım. CHP'nin... Kim abi? İmamoğlu. Olsun o. Abim CHP'nin genel başkanı için İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu? Vallahi onlar için hiç fark etmez yani. Ben AK Partiliyim diyorsun. Ben AK Partiliyim. Şimdi onların zihniyeti aynı. Ya İmamoğlu gelir, Kemal Kılıçdaroğlu, bu zihniyet değişmeden sonra CHP'nin iktidar görmesi mümkün değil. Peki rakibin olarak İmamoğlu mu olsun Kılıçdaroğlu mu? Vallahi kim olursa olsun. Kim olur fark etmez. Zihniyet değişecek CHP'de. Zihniyet yanlışlar bozuk olursa gitti. Çünkü zihniyetler yanlış. Ben AK Partiliyim. Sonuna kadar reisçiyim. Teşekkür ederim. Abicim CHP'nin genel başkanı için İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu? Tek bir şey söyleyeceğim, başka bir şey söyleyeceğim. İkisi de tedavülden kalktı. Tedavülden
Ya ikisi de tedaviden kaldı. Hiç bir yol olmaz. Yeni simalar gerekli, yeni politika gerekli. Bunun için de ne gerekiyorsa acilen yapılması gerekiyor. Var mı kafanızda bir isim? Benim herhangi bir isim yok ama bu ülke faydalı olacak, ekonomiyi düzeltecek. Çünkü ülkenin tek sorunu, tek sorunu, yani BK sorunu geçtim ben, enflasyondur. Enflasyonu bitirecek bir adam geldiği zaman bu ülkenin sorunu tamamen kökten çözülmüş olacak. Peki CHP'nin genel başkanı için soruyor şu an Kılıçdaroğlu, İmamoğlu yarışı. Kılıçdaroğlu bir kere görünen köy kılavuz istemez, kas seçimdir kaybediyor. Onun için yeni bir sima gerekir. İmamoğlu olabilir mi? İmamoğlu'nu bilmem ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş halkın tercih ettiği bir isimli. Bu kullanılmadı. Bunun için de bilmiyorum yani. CHP'nin AKP'ye mi çalışıyor? Sorusu akıllara geliyor yani bu şekilde olunca da. Yani yeni bir sima, yeni bir yüz. Halkın tercih ettiği bir kişi olması lazım. Teşekkür ederiz. Rica ederim. İmamoğlu neye geliyor? Abim CHP'nin genel başkanı. Hayır abi. İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu? Abi ben AK Parti'den başka bir yere gitmem. Tamam. İmamoğlu geçse altı parti geldi ne yaptık? Söyle. Abim AK Partilisin. AK Parti. Soru değil. Ha. CHP'nin genel başkanı var ya. Ha. Kılıçdaroğlu mu olmalı, İmamoğlu mu olmalı? Rakibin olarak kimi istersin? Abi ben Melih Şehir Gökçe isterim. Kim istiyormuş? Melih Gökçe. Bana göre ne İmamoğlu ne şey. Kılıçdaroğlu. Kim olmalı? Daha yeni bir yüz olmalı. Yani ikisi arasında kalsanız. İkisinin arasında kalsam hiçbirini istemem. İstemem. Siz abi. Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu? Onlar CHP'nin genel başkanını yapacak kişiler değiller. Değil yani. Mansur. Değil, o da değil. Mansur da değil. O da değil. Tanju Özcan olabilir. Abi o parti yani şeyden CHP'den koptu yani. Kim olabilir mi dedim? Tanju Özcan. Tanju Özcan. İmamoğlu Belediye. Bak başkanı. O olabilir. Ondan sonra o yine Kılıçdaroğlu şu anda şeyde partide Kılıçdaroğlu'nun yine açı değil. Biri daha yok. Birisi daha vardı. Sözcüsü mü ne şeyin? Özgür Özer de olabilir. O da olabilir. Ama öbür dediklerin Kılıçdaroğlu'yla İmamoğlu asla olmaz. İmamoğlu helali asla olmaz. Şovmen o. Teşekkür ederiz. Abicim merhabalar. CHP'nin genel başkanı için İmamoğlu mu olmalı? Kim tercih eder? Ya Kılıçdaroğlu 15 senedir kaybediyor. Bir de değiştirelim de olsun belki İmamoğlu olsun. İmamoğlu gelsin diyorsun. İmamoğlu belki değişir kazanır diyorsun. Kazanır ya. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hangi kanal? YouTube kanalı. Hanımefendi merhaba. Abim merhaba. Merhaba. CHP'nin genel başkanı için Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu mu? Ekrem İmamoğlu. Neden abi? Neden? Daha genç dinamik. Daha genç dinamik. Genç olması yeterli mi? Yeterli değil de yani şimdi gitmesi lazım yani. 12 tane 10 tane kaybetti. Yeterli. Seçim yeter yani. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. CHP'nin genel başkanı için Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu mu? Ekrem İmamoğlu olsa daha iyi. İmamoğlu. Daha iyi olur. Daha iyi diyorsun. Siz abi. Ben anlamıyorum daha iyi. Size soralım kardeşim. CHP'nin genel başkanı için Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu mu? Ekrem İmamoğlu. Neden? Hep aynı ayda kaybediyor maalesef. Farklı bir aday olması lazım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ablacığım CHP'nin genel başkanı için İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu? Hangisi olmalı? Kılıçdaroğlu olsun. Neden Kılıçdaroğlu olsun? Ben karışmıyorum. Sağ olun. Abim CHP'nin genel başkanı için Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu mu? Yani ben bir şey diyemeyeceğim. AK Partilisi. Yani muhtemelen diyelim. Tamam. Rakipler kendi iç meselesidir yani CHP'nin. Kurgulanmış, oraya aday olarak gösterilen veya itilen. Hı. Mesela bir Atatürk'ü düşün. Atatürk'ün kuyruğu dışarı bağlı mıydı? Yok. Lider. Öyle bir vasıfta biri olması lazım. Yani. Teşekkür ederiz. Ya? Sizin var mı ablam? İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu? Eşim ne diyorsa odur. Sağ olun. Aynen. Teşekkür ederiz. CHP'nin genel başkanı için İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu? Vallahi hiç bilmiyorum. Bence İmamoğlu olmalı. Allah. Abim CHP'nin genel başkanı için İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu? Yorum yok. Hayır, CHP İmamoğlu. Aldık. Abicim CHP'nin genel başkanı için Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu mu? İkisi de olmamalı. CHP'nin genel başkanı için İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu? Ne Kılıçdaroğlu ne İmamoğlu ya. Kardeşim onlar yapamıyorlar ya. Bak kaç tane seçim kaybetti Kılıçdaroğlu ya. İmamoğlu yapamaz ya. İmamoğlu da yapamaz ya. Ben daha hiç seçim kaybetmedim diyor. Kaybetmedi de işte İstanbul seçimlerini aldığına bakma sen kardeşim. İstanbul seçimlerini aldı da İstanbul'un durumuna bak şimdi ya. Abartılı geliyor biraz ya. Teşekkür ederim. Tamam ben de sol görüşlüyüm de. Yalnız onda yok ya. O sıfat yok onda ya. Sağ ol. Abicim CHP'nin genel başkanı için Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu mu? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi?
yıllardır yeter kaybetti ya artık. Yoruldu diyorsun. Yoruldu ya. Dinlensin diyorsun. Bir şey eğer yapamayacaksan bırak. Teşekkür ederiz. Abim vermiş olduğuyla Ulus'taki anketimi sona ermiştir. Teşekkürler.